Selamlar. Bugün röportaj serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Selçuk Çınar hocamız konuğumuz. Kendisiyle Almanya ve Almanya'daki yaşam hakkında konuşmayı planlıyoruz. İyi seyirler. Selamünaleyküm hocam. Size biraz tanıyabilir miyiz? Bize kendinizden bahseder misiniz tanımayanlar için? Aleykümselam. Benim adım Selçuk Çınar. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. 1980 Adana doğumluyum. Biliyorsunuz Yozgat'ta uzun süre öğretmenlik yaptım. Ve 2017'de bir yurt dışı görev vesilesiyle Almanya'ya geldim. Şu an için Almanya'da Türkçe öğretmenliği görevine devam ediyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Bu şekilde kendimi tanıtabilirim sanırım. Hocam nasılsınız? Evet. Pandemi dönemi orada sizin için nasıl geçiyor? Teşekkürler Hüsnü. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorunla, sıkıntıyla, hastalıkla karşılaşmadık. Yüz yüze gelmedik. İnşallah bundan sonra da yüz yüze gelmeyiz. Hastalık dönemi tabii bütün dünyada görüyorsunuz. Türkiye'mizde yaşadığımız ülkede zorlu şartlardan geçiyor insanlık. Bu salgın dönemi ciddi anlamda büyük bir öğretici oldu. Bütün insanlık için belki özellikle Batı medeniyeti için diyebiliriz. Tabii bu süreçte Mart'tan beri eğitime ara verilmişti. Birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da. Uzun süre ne olduğunu anlamaya çalıştı insanlar. Hastalığın seyri, efendim, insanların sosyal ortamlarının kısıtlanması, nereye gideceği, nasıl olacağı bilinmediği için epey bir bütün insanlar bu konuda ne yapması gerektiğini anlamaya çalıştı. Tabii şu an bir tecrübe kazandık ama ağır bir tecrübe olduğu söylenebilir. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon civarında bir kayıp söz konusu bütün dünyada bu hastalıktan. Burada da tabii bu hastalıkla mücadele ciddi anlamda Mart'tan beri devam ediyor. Eğitim o dönemde ara verildiğini söylemiştim. Eğitim ara verildi. Haziran'da tekrar eğitime başlandı. Bizler de uzaktan eğitim yapmaya çalıştık burada. Bu süreçte tabii evde idik Mart'tan yaza kadar. Kendi çocuğumuzun eğitimi uzaktan devam etti. Biz derslerimizi, Türkçe derslerimizi uzaktan yapmaya çalıştık ama çok da verimli geçtiğini tabii söylemek pek mümkün değil. Çünkü çok zor bir şart. Zor bir şartlarda biz bu süreci devam ettirmeye çalıştık. Geldiğimiz süreçte de günümüze bakacak olursak Almanya'da Noel tatili, yılbaşı tatili Aralık ayının 3. haftası başlıyor. Ocak ayının 2. haftasına kadar devam ediyor. Yani normal şartlarda 2 haftalık bir yılbaşı tatili söz konusu. Çünkü yılbaşından önce dini bayramları var Hristiyanların. Onları kutluyorlar. İşte yılbaşı yine ocağın altında bir bayramları var. Bu süreci kapatıp eğitim öğretime devam ediyorlardı. Fakat hastalığın seyrinin yukarı doğru gitmesi okulların tatilini bir hafta öne çekti. Yani Aralık'ın ikinci haftası biterken okullar tatile başladı. Ve bu hafta başlaması gereken, açılması gereken okullar açılamadı. Bir haftadır uzaktan eğitim devam ediyor. Biz de bu süreçte hem kendi çocuğumuzun uzaktan eğitimini takip ediyoruz hem de kendimiz Türkiye'deki EBA sistemi üzerinden uzaktan eğitim yapmaya çalışıyoruz. Bir başka boyutu tabii kısıtlamaların olması sebebiyle sosyal hayatın sekteye uğradığını gördük bu süreçte.
sosyalleşmenin insanın sosyal bir varlık olduğunu, ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Almanya'da tabii bizim yaşadığımız şehir özellikle çok katlı apartmanların olmadığı bir şehir. 3-4 katlı binalar ve müstakil ev diyebileceğimiz şehirler, evler var burada. Dolayısıyla bunun ortaya koyduğu önemli bir avantaj söz konusu. Yani insanlar apartmanlara tıkılı kalmak zorunda bırakılmadı. Dışarıya çıkabildiler. Evlerinin bahçesi varsa bahçede zaman geçirebildiler. Çocukları dışarıya çıkıp oynayabildi. Belki bu insanlardaki biriken gazı bir nebze olsun aldı. Ama diğer tarafta Türkiye'de irtibatta olduğumuz insanlarla, akrabalarımızla, dostlarımızla görüştüğümüzde insanların apartmanlarda tıkılı kalması, dışarıya çıkamaması çok ciddi anlamda bir sosyal bunalım ya da psikolojik bunalım da doğurabiliyor. Belki doğurdu. Bu süreci tabii ki bu şekliyle atlatmaya çalışacağız. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Allah izin verirse bu kışın bitmesiyle inşallah bu illetten kurtulacağız diye umut ediyorum. Şimdilik süreç bu şekilde özetlenebilir. Peki hocam, Almanya'ya gitmeye neden ve nasıl karar verdiniz? Beklentileriniz nelerdi, idealleriniz nelerdi giderken? Ne gibi durumlarla karşılaştınız? Beklentilerinizi ne ölçüde karşıladınız? Evet, sohbetin başında da belirttiğim gibi 2017 Ekim 2017 tarihinde Almanya'ya geldim. Tabii bunun öncesinde 2016'da işte sınav hazırlıkları falan söz konusu. Sınava gidiyoruz, mülakat kılıyoruz. Almanya'ya gelecek öğretmenlerin seçilme süreci var. Geldiğimiz tarih Ekim 2017. Bu süreçte neden gelmeye karar verdik? Ben 2017'den önce de farklı vesilelerle Avrupa'nın bazı ülkelerini görmüştüm. Tabii insanda bir gezme isteği her zaman oluyor. Gezip görmek, efendim televizyondan gördüğü yerleri yakından görmek, oraları tanımak, kendi ülkesiyle mukayese etmek, efendim bizden ileride olan ülkelerin için ileride olduğunu anlamaya çalışmak. Bu en önemli sebeplerden birisi diyebiliriz. Tabii biz sınava hazırlanırken yurt dışına çıkma isteğimiz ortaya çıktığında Almanya ya da başka bir ülke olup olmadığı belli değildi. Son anda Almanya olduğunu öğrendik. Tabii Almanya Türk nüfusun çoğunlukla olduğu bir yer. O yüzden burada bizim Türkçe derslerimiz diğer ülkelerden daha fazla. O yüzden birçok öğretmen buraya görevlendiriliyor. Temel sebep bu. İkincisi belki Almanya'ya ya da bir Avrupa ülkesine geldiğimizde, hizmet etmek için geldiğimizde ayrıca o ülkeleri, farklı ülkeleri de gezip görme imkanı söz konusu olabilir diye. Bir diğeri de çocuklarımızın geleceğine yönelik yatırım diyebiliriz. Onların özellikle yabancı dil konusundaki gelişimlerini burada sağlamak, Türkiye'ye döndüklerinde geleceğe daha iyi hazırlanmalarını temin etmek adına iyi bir imkan sunuyordu Avrupa. Bu sebeple gelmeye karar verdik. Ve 2017 Ekim'inde kendimizi burada bulduk. Tabii Türkiye'den insanın kendi yaşadığı memleketten, ana vatanından, öğrencilerinden kopup gelmesi kolay değil. Her değişim ister istemez sancılı oluyor, zor oluyor. Sosyal ortamdan koparılıp başka bir ortama uyum sağlamak elbette ki kısa vadede zor. Yani bu süreçte bu zorlukları atlattık elbette ki. Beklenti ve iddialarla ilgili bunları söyleyebilirim. Fakat tabii biraz önce bahsetmiş olduğumuz salgın, koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse bir yıldır bütün Avrupa kilitlenmiş vaziyette. Dolayısıyla bir başka yere gitmek,
görmek, gezmek gibi bir ihtiyacı gidermek çok zor. Hele ki şu an daha da zor. Yani beklemediğimiz bir durum ortaya çıktı. Belki ideallerimize bir sekte vurdu ama ilerleyen süreçte inşallah açılır diye umut ediyoruz. Evet. Bunları söyleyebilirim. Hocam peki siz öğretmen olarak gittiniz ama bu ünvanın dışında normal bir birey Almanya'ya gitmesi süreci nasıl işliyor? Almanya biliyorsunuz turist olarak gelinebilir, öğrenci olarak gelinebilir, işçi olarak gelinebilir. Farklı gelme yöntemleri var. Ben bunları söyleyebilirim. Öğrenci olarak öğrenci olduğunuz için bilginiz vardır. Yani Erasmus ve benzeri öğrenci değişim programları var. Onlarla başvurarak gelebilirsiniz. İlerleyen süreçte çalışma isteğiyle gelebilirsiniz. Çalışma amacıyla. Tabi burada ister istemez iyi bir meslek sahibi olmak önemli. Yabancı dil önemli. Bir diğeri yani turist olarak gelmek isteyen insanlar muhakkak vizeyle gelmek zorunda. Almanya vize isteyen bir ülke. Tabi normal şartlardan bahsediyoruz. Şu an için ne öğrenci olarak ne de başka bir şekilde gelmek çok zor. Yani devlet görevle gelen öğretmenler bile çok zor şartlarda geliyor ya da gelemiyor, çok bekliyor. Çünkü vize neredeyse durdurulmuş vaziyette. Yani şu an çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyor. Normal şartlarda dediğim gibi öğrenci olarak, işçi olarak gelinebilir. Tabii normal şartlarda ben elimi kolumu sallayarak işte yurt dışına gideyim, vize alayım falan dediğiniz zaman da bunu da yapamayabilirsiniz. Ya bir davet ya bir ne bileyim akraba isteği falan gibi durumlar söz konusu. Bunlar olduktan sonra vize alıp gelebilmek, işte 3 aylık bir turist gibi gelip görebilmek olabilir. Ama öğrenci olarak gelmek de önemli bir fırsat. Onu da değerlendirme imkanınız varsa tavsiye ederim. 6 ay ya da 1 yıl hem yabancı dil gelişimi hem de farklı bir ülkede eğitim alarak kendi ülkenizde, kendi eğitim sisteminizle kıyaslama imkanı sunabilir size. Bunları söyleyebilirim. Hocam Almanya'ya gitmeden önce kafanızda kurduğunuz görüntüyle oraya ilk gittiğinizde karşılaştığınız manzara örtüşüyor muydu? Neler gördünüz oraya ilk gittiğinizde? Şimdi benim akrabalarım bir kısmı Almanya'da. Dolayısıyla küçüklükten beri bir Almanya'yla ilgim var. Almanya hakkında bilgim var. Az da olsa akrabalarımdan dolayı ve okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla farklı bir toplum. Elbette ki her toplumun kendine göre bir sosyal hayatı, düzeni, kültürü var. Yani insan tabii hayal ettiği şeyleri birebir bulamayabiliyor burada. Yani mesela şu çok fazla düşünebildiğim bir şey değildi. Türkiye biliyorsunuz nüfusun belli merkezlere toplandığı bir ülke. Maalesef yanlış nüfus politikaları sebebiyle ya da şehirleşme sebebiyle öyle diyebiliriz. Nüfus ya da fabrikalar belli merkezlere toplandığı için nüfus da belli şehirlere toplanıyor. Devasa milyonluk şehirler ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkardığı farklı problemler söz konusu haliyle. Almanya böyle bir ülke değil. Almanya'da nüfus belirli merkezlere toplanmış değil. Mesela Almanya'nın en büyük şehri, başkenti Berlin biliyorsunuz. Berlin'in nüfusu 4 milyon yok. Yani 3 milyon 750 bin civarında günümüzde bir nüfusu var. İşte bizim bulunduğumuz eyalet, Almanya biliyorsunuz eyaletler yönetilen bir ülke. Bizim bulunduğumuz eyalet Stuttgart'a, eyaletin başkenti Stuttgart. Stuttgart'ın nüfusu 1 milyon yok. Yani 700 bin civarında bir nüfusu var. Küçük küçük şehirler, birbirine yakın şehirler, o şehirler yakın ilçeler
köyler o kadar birbirine yakın ki ve köy dediğimiz kavram Türkiye gibi böyle 30 hane 20 haneli köyler değil yani 1000 haneli bir köy ne bileyim devasa köyler 20 bin nüfuslu 10 bin nüfuslu içine girdiğinizde şehirden ayrı edemeyeceğiniz bir köyle karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla ulaşım ona göre düzenlenmiş, ulaşım imkanı her yere var, trenli olabilir, otobüsle olabilir. Bu anlamda baktığınızda Türkiye'den çok farklı bir ne diyelim manzarayla karşılaşıyorsunuz. Bu mesela çok düşünebildiğim, hayal edebildiğim bir şey değildi. Bu beni şaşırttı diyebilirim. Bir diğeri biraz önce bahsettiğim özellikle küçük şehirlerde çok katlı bina görmek çok zor. Yani şehrin, tabiatın bütün imkanını kullanıp şehri ya da o merkezi ona göre inşa etmişler. Çoğunlukla çatılı evler ve insanlar tabiatta iç içe efendim dört duvarın betonun içerisine sıkışmadan hayatlarını yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmuşlar. Bu çok önemli çünkü insanın insani tarafını efendim unutmadan, göz ardı etmeden bir konut ihtiyacı gidermek çok önemli. Bunu yapabilmek güzel. Bu Türkiye'yle kıyasladığımda bizim tabii yıllar önce terk ettiğimiz bir yaşama biçimi alışkanlığı. Türkiye'ye kıyasladığında farklı bir efendim şehirleşme modeli diyebiliriz buna. Bunun dışında Almanya'nın tabii bize benzeyen tarafları var. Bizden farklı tarafları var. Mesela bize benzeyen tarafları bizi de eskiden vardı. Biz Türkçe'de bit pazarı deriz mesela. Bit pazarı denilen yerler tamamen Almanca ifadesi de aynı. Yani eski eşyaların satıldığı bir sokak pazarı. Orada çok ucuz şekliyle ihtiyaçlarınızı gidebileceğiniz bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de de tabii yaygınlaştı internetten ikinci el eşyanın satışı. Burada çok yaygın. Her şeyi satabilirsiniz, her şeyi bulabilirsiniz internet ortamında. Tabii dünya özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birbirine benzemeye başladı. Giderek de hızlanıyor bu benzeme. Buna tabii küreselleşme diyoruz. Haliyle yaşama biçimleri birbirine benziyor. Burada olan efendim aynı gün aynı anda Türkiye'de ya da başka bir yerde olabiliyor. Dünyanın geldiği bir noktada farklılıkların efendim yok olduğunu görmek mümkün. Ama tabii her ülke ister istemez kendine has desenleri koruyabiliyor. Ne kadar korursak, ne kadar koruyabilirse o kadar kendisi olabilir elbette. Evet, ortamla ilgili de bunları söyleyebilirim. Hocam sizin pandemi sürecinden önce Almanya'daki günlük yaşantınızı bize anlatabilir misiniz? Orada da çalıştığınız okulu, Türklerin birbiriyle etkileşimde bulunduğu alanları. Şimdi biraz önce yine bahsettik. Burada Türkçe öğretmenleri konsolosluğa ya da konsolosluklara bağlı çalışıyorlar. Sonuçta devlet göreviyle gelmişler. Konsolosluk bize uzak tabii. Mesela Stuttgart 40 kilometre mesafede bize. Her zaman Stuttgart'a gidip gelmiyoruz. İşimiz olmuyor. Yaşadığımız şehirde efendim belli bir öğretmen grubu var. Türkçe öğretmenleri. Bunlar da birbirinden uzakta yaşayabiliyor. Bu insanlar iletişimlerini bir şekilde konsoloslukta sağlayarak görevlerini devam ettiriyorlar. Ayrıca bizim derslerimiz sadece isteyen gönüllü Türk çocuklarıyla oluyor ve genelde ilk öğretimlerde oluyor. Öğrenci sayısı bu yüzden az olabiliyor. Ders sayısı, saati az olabiliyor bir okulda. Dolayısıyla bir okulda çalışmaktan ziyade birkaç okulda çalışmak gibi bir kavram söz konusu.
bu okullarda birbirinden uzak olabiliyor haliyle. Gün içerisinde iki okula gidebiliyorsunuz. Yani bir koşuşturmaca içerisinde geçebiliyor bir gün ya da bir hafta. O okulda çalışan diğer öğretmenlerle diyalog kuramama gibi bir problem de olabiliyor. Yani merhaba merhabanın dışında çok fazla iletişim kuramıyorsunuz. Çok fazla konuşma imkanınız olmuyor. Çünkü 2 saat dersiniz var diyelim bir okulda. Öğretmenin odasını bile görmeden dersinize gidip çıktığınız oluyor. Başka bir derse yetişmek zorunda oluyorsunuz. Ya da öğlen sonu oluyor mesela. Öğlen sonu ders bitmiş oluyor. Siz ya da işte başka birkaç sınıf oluyor. Bütün okul orada olmuyor. Böyle bir çalışma ortamı var. Öğretmenlerin çalışma ortamından bahsedecek olursak. Sanırım derneklerle ilgili bir sorun vardı Ali Yusuf. Hocam Türklerin kendi aralarında etkileşimde bulunduğu, toplandığı yerler var mı? Onlar hakkında bilgi almak istiyorum. Evet, tabii ki. Biliyorsunuz oradan çok bilinen bir şey ama ayrıntıları bilinmiyor olabilir. Biliyorsunuz biraz sonra belki yine lafı gelince konuşuruz. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra erkek nüfus azalıyor biliyorsunuz. 1960'lı yıllarda işçi ihtiyacı doğuyor. Hızlı bir sanayileşme, hızlı bir ekonominin açılması söz konusu. İşçi ihtiyacı doğunca farklı ülkelerden işçi talebinde bulunuyor Almanya. O ülkelerden birisi de Türkiye. Türkiye'nin dışındaki ülkelerden de işte İtalya gibi, Yunanistan gibi, o dönemdeki ismiyle Yugoslavya gibi ülkelerden işçi talebinde bulunuyor. Belirli anlaşmalar çerçevesinde işçiler 1961 yılından itibaren Türkiye'den seçilip Almanya'ya geliyor bu işçiler. Tabii bir meslek sahibi olanları buraya getiriyorlar. Kesinlikle mesleksiz ya da bir meslek sınavı geçmeyen işçileri, kimseleri getirmiyorlar. 1960'lardan beri gelmeye başlayınca Türkler haliyle özellikle erkekler gelmiş. İşte evlilerse kadınlar ve çocuklar Türkiye'de kalmış. Erkekler de burada belki toplu yaşama merkezlerinde yaşamışlar. Kendi kiraladıkları evleri olmamış. Onların derdi birkaç yıl yaşayıp işte traktör parası biriktirmek ya da işte düğün yapacak düğün parası biriktirmek, ne bileyim iş kuracak iş parası biriktirmek gibi niyetlerle gelmişler. Tabii nüfus çok olunca bu insanların ibadet ihtiyacı söz konusu, zamanla işte bir takım sosyal ortamlar onlara ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Ve işte 70'li yıllardan itibaren özellikle yoğun olarak dernekler, Türkiye'de var olan vakıf, dernek, cemaatlerin uzantıları burada da ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle mesela Diyanet Teşkilatı'nın, Türkiye'deki Diyanet Teşkilatı'nın bir uzantısı olarak DİTİB diye kısaltılmış olan işte Türk İslam Vakfı'nın uzantıları, dernekler söz konusu. Bunun dışında yine Türk Federasyonu içinde bir cami merkezi bir yapılaşma, dernekleşme söz konusu. Yine Türkiye'deki işte Milli Görüş Camiası'nın camileri ya da dernekleri söz konusu. Dini merkezli bir yapılaşma söz konusu. Yani bir dernek varsa onun bir lokali var. İnsanların sosyalleşebileceği bir ortam. Bir mescidi var. Ya da işte cami, mescid tarzı bir yer. Ve dernek görevi görüyor. Bunlar kesinlikle resmi olarak dernek olmak zorunda bu yerler. Türkiye'de biliyorsunuz camilerin bir derneği vardır. O derneğin cemaatten bir başkanı vardır. Çok faal değildir ama buradaki dernekler faal. Çünkü bütün ihtiyacını kendisi gidermek zorunda. Üyeleri var. Üyelerinden aidat almak zorunda. Kermesler yapıp kendilerini, hayatlarını idame ettirmek zorundalar. Bunu da çok iyi yapıyor burada insanlar. Bunların dışında farklı dini cemaatlerin Kur'an kursu ya da camileri var. Ayrıca bunların dışında kültürel dernekler var. Mesela işte Türk Kültür Derneği isimli ya da okul aile birlikleri var mesela. Özellikle bizlerle ilişkili olan, bağlantılı olan dernekler. Türk Okul Aile Birliği Dernekleri var. Ondan sonra
bahsettik, Türklük dernekleri var, futbol takımları var mesela. Futbol takımları var ama onlar da dernek ya da cemiyet statüsünde. Mesela ya işte alt liglerde oynayan futbol takımları var. Türk futbol takımları Türkçe isimlerle oynayabiliyorlar mesela. Ya bunun dışında Türk ve Almanların kurmuş olduğu ortak dernekler var. İşte kültür uyum dernekleri gibi. Yine bize bildiğimiz, Türkiye'de gördüğümüz, görmeye alışık olduğumuz kahvehaneler var mesela. Kahvehanelerin burada da uzantısı var. Kahvehaneler var. İnsanların çay içebildiği, işte sosyalleşebildiği ortamlar var. Tabii bu yaşama şeklinin olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Olumlu tarafları, insanlar kendilerini korumayı, kültürlerini korumayı böyle bir yolla yapmayı tercih etmişler. Bir diğeri, ilk gelen insanlar hep bir arada yaşayarak Almanca öğrenmeyi çok geciktirmişler. Gelir gelmez zaten geri döneceği düşüncesiyle yabancı dile, Almanca'ya çok önem vermemişler. Öğrenmeye çalışmamışlar ve öğrenmeleri gecikmiş haliyle. Çünkü Türkçenin konuşulduğu bir ortamda, fabrikada zaten arkadaşı Türk, işte bilen biri varsa Almanca ihtiyacını gideriyor, yardımcı oluyor. Dolayısıyla Almanca öğrenme gecikmiş ve halen bunun olumsuz etkisi devam ediyor. Almanca öğrenme geciktiği için ikinci nesle geçen bir gerileme söz konusu yabancı dil öğrenme anlamında. Elbette ki ikinci nesil burada, özellikle ilkokula burada gidenler o problemi aşmışlar. Üçüncü nesil öyle bir problem yaşamıyor. Ama tabii özellikle Türkiye'den gelen, evlilik yoluyla gelen eşlerde o problem devam ediyor. Özellikle annelerde devam ediyor. Anne çocuğun eğitimi biliyorsunuz daha fazla işli dışlıdır. Türkiye'deki, buradaki köyüme gelen çocuklarla da anne babalar ilgilenmek zorunda. Özellikle anneler ilgilenmek zorunda. Ama anne Almanca bilmediği için çocuğun derslerinde ona yardımcı olamıyor. Ya da öğretmeniyle gidip çocukla ilgili konuşamıyor. Bu da ciddi anlamda bir problem ortaya koyuyor. Tekrar soruya dönecek olursak, dernekleşme çok yaygın Almanya'da. Belki ondan da sonrasında bahsederiz. Dolayısıyla Türkler de kendi aralarında dernekler kurarak kendi varlıklarını, kültürel varlıklarını, inançlarını, değerlerini bir sonraki nesle aktarmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Böyle bir ortam söz konusu Almanya'da. Hocam peki Almanya'daki gençlikle Türkiye'deki gençlik arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz? Bu gençlik derken genel anlamda Alman gençliği içerisinde Türk gençliği mi, yoksa Türkleri mi kıyaslayacağız? Türkiye'deki Türk gençliği ve Almanya'daki gençlik arasındaki kıyas. Tamam, sorunun amacı oysa ya da kastı oysa ona göre cevaplandıralım. Elbette ki Almanya'daki genel profillerinden bahsetmek zorundayız. Şimdi biraz önce bahsettik, bir küreselleşme söz konusu. Kültürlerin birbirine benzemeleri söz konusu. Mesela örnek vereyim. Sanırım Kasım ayında bir Cadılar Bayramı diye, Türkçesi Cadılar Bayramı olan bir bayram var. Avrupa toplumunda, daha doğrusu Amerikan toplumunda. Sanırım Halloween diyorlar. İngilizce ya da Almanca'da öyle olması lazım. Halloween dedikleri bayram. Şimdi bu bayram normalde Amerikan bayramı. Almanya'da olmayan bir bayram ama son 20 yıldır Almanya'da da yaygınlaşmış gençler arasında. Yani eski insanlar bunu bilmiyor ve bu Alman kültürü değil diyorlar mesela. Yani belki bizim de şikayetçi olduğumuz bir durumdan, yani başka bir toplumdan etkilenmeden Almanlar da şikayetçi. Ya da mesela son 15-20 yıl içerisinde özel günler çok yaygınlaştı biliyorsunuz. Yani işte ne bileyim, doğum günü, evlilik günü, işte öğretmenler günü dahil edebilirsek, bu tip anneler günü, şu günü, bu günü gibi bir sürü özel gün yaygınlaştı. Mesela bunlardan biri de işte sevgililer günü, adı sevgililer günü olan bir gün. Mesela
Almanca kursuna giderken derste hoca sormuştu. Bizden biraz daha yaşlı birisi vardı. Sevgililer günü yaklaşıyordu. Onunla ilgili bir şey sordu. Yani şöyle küçümser bir ifadeyle o gençlerle ilgili bir şey. Yani beni ilgilendirme falan tarzında bir şey söylemişti. Bunu söyleyeyim aslında. Hırvatistanlı. Yani konuşmalardan ben şunu anladım. Aslında eski nesilde çok yaygın olan bir şey algı değil. Çünkü son popüler kültürün ortaya çıkardığı bir kutlama şekli diyelim bu. Türkiye'de nasıl yaygınlaştıysa da burada yaygınlaşmış. İşte belki çıkış noktası Almanya'da Amerika bir şekilde bir başka ülkeye ulaşmış. Ama eski nesil bunu bilmiyor ve çok da uyum sağlayamamış bu tip bir kutlama şekline. Şimdi gençler meselesine gelecek olursak bahsettiğimiz bu etkileme meselesi elbette ki Alman geçtiğinde işte örnekten harekette söz konusu. Bizim çocuklarımız da, Türk gençliği de Almanlarla beraber büyüyor haliyle. Okul ortamında beraberler, onların yaşama şekli, kültürü bizim çocuklarımızı da etkiliyor. Bir diğer problem, biraz önce derneklerden bahsettik. Dernekler önemli. Derneğe giden çocuk muhakkak dernekle ilişkiliyse, herhangi bir dernekle, Türk derneğiyle muhakkak Türkçeyi öğrenebiliyor. Türkçesi fena olmuyor. Türkçesi iyi oluyor. Ama diyelim ki ailenin herhangi bir dernekle ilgisi yok. Çocuğun Türkçesi zayıf oluyor. Türkçesi gerilemiş oluyor. İyi bir Türkçeye sahip olamıyor o çocuk. İyi bir Türkçeye sahip olamadığı için haliyle iyi bir kültüre de sahip olamıyor. Yani kendi kültürüne, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenemiyor. En büyük problemlerden birisi bu. Tabii derneğe giden çocukların Türkçesinin iyi olabileceğini söyledim. Buradaki iyi kastı ortalamadan bahsediyorum ve Almanya şartlarından bahsediyorum. Türkiye ile kıyaslamıyorum bunu. Çünkü Türkiye'deki eğitim dili, televizyon dili ve benzeri her şey Türkçe üzerine kurulmuş vaziyette. Ne kadar da internet ortamında İngilizcenin hakimiyeti olsa da Türkçe söz konusu. Dolayısıyla o sözü ister istemez o dili öğrenmek zorunda. Eğitim de Türkçe. Ama burada çocuğun günlük hayatındaki bütün dil konuştuğu dil Almanca. Öyle olunca haliyle aile özel bir çaba sarf etmiyorsa, çocukta bir okuma alışkanlığı yoksa, o çocuğun Türkçesi ister istemez Türkiye'deki bir çocuğun, gencin Türkçesi gibi, yaşlı olan bir gencin Türkçesi gibi mümkün değil, olamaz. İstisnaları var mı? Muhakkak var. İstisnaları muhakkak var. Yani o istisnalarla evet karşılaştım. Ama çok fazla değil maalesef. Biraz önce bahsettim. Bu etkilenme dedik ya, farklı kültürden etkilenme, hakim olan bir kültür var. Bu kültürden etkilenerek kendi değerlerinden uzaklaşan gençlerin sayısı maalesef azımsanmayacak kadar çok. Bunun dışında tabii ki buradaki özellikle demin adını andığım derneklerle ilişkisi olan gençlerin, ailelerin Türkiye'ye muhabbeti, Türkiye sevgileri had safhada. Bu önemli bir özellik. Dolayısıyla genç ne kadar tam olamasa da kültürel anlamda, dil anlamında ve benzeri anlamda Türkiye'ye karşı ciddi anlamda bir muhabbet söz konusu. Bu anlamda inşallah umut ederiz ki o eksiğini kendisi ilerleyen süreçte giderebilir. Tabii acı olan durumlar da var. Onlarla da karşılaşıyorsunuz. Yani anne babası Türkçe konuşabilip de Türkçe konuşamayan çocukla karşılaştığınızda yani canınız yanıyor. Karşılık evliliklerden bahsetmiyorum. Haliyle toplum içerisinde karşılık evlilikler de yaygın. Yani farklı bir ülkeden gelen insanla bir Türk kızın ya da erkeğinin evliliği söz konusu. O evliliklerde zaten %99 oranında çocuklar Türkçe konuşamıyor. Çünkü hakim olan dil evde de Almanca oluyor. Anlaşma dili Almanca oluyor. Artık onlar tabii neredeyse kayıp nesil olarak görülebilecek şeyler maalesef. Ama
anne baba Türk olup da efendim anne babasıyla Türkçe konuşamayan çocukları gördüğümüz zaman bunlar da haliyle bizim dersimize geliyor. Bu çok acı bir durum. Bir diğer mesela kitap okuma meselesine biraz önce atıfta bulundum. Kitap okuma alışkanlığı maalesef Türkler arasında çok az. Yani hiç yok denecek kadar yeridir. Mesela camilere, derneklere gittiğimde kütüphaneleri görüyorum. Ama kütüphanelerden evet, bir kere kitap alan bir genç gördüm. Bir kere evet. Onu da yakın zamanda gördüm. Bir kere kitap alan bir genç gördüm. Belki bana denk gelmedi ama kitap okuma alışkanlığı çok az ya da hiç yok. Tabii kitap okuma alışkanlığı olmadığı zaman çocukların Türkçelerinin gelişmesi pek mümkün değil. Sadece konuşarak geliştirilecek bir dil değil Türkçe ya da hiçbir dil konuşarak geliştirilmez. Ortamında tamamen maruz kalıyorsanız muhakkak konuşarak bir dili korursunuz. Ama yazılı halde korumak efendim özellikle başka dile maruz kaldığınız bir ortamda yazılı şekliyle dilinizi korumak yani görerek, okuyarak kelime hazinesini geliştirmek daha da önemli bir durum. Ama bu maalesef çocukların çok tercih ettiği bir yol değil. Aslında burada kütüphanelerin belki ondan da bahsederiz. Kütüphanelerin Türkçe kitap sunma imkanı da söz konusu. Yani gidiyorsunuz bir şehir kütüphanesine, devasa bir kütüphane, imkanları çok fazla. Türkçe bölümler var mesela. Geçen haftaki sohbetten hatırlıyorum. Recep Temel Hoca kütüphanenin Türkçe bölümlerini keşfettiğini, oradan kitap alıp okuduğunu söylemişti. Yani 30 yıl geçmiş üzerinden halin değişmemiş. Düşünün yani. Belki daha fazla bir zaman geçti. Türkçe kitap bölümleri var. Oradan da kitap temin edilebilir. Kitaba ulaşmak çok zor değil günümüzde zaten. Herkes Türkiye'den gelirken kitap getirebilir. Getiren veliler de var. Onları da kutluyorum buradan. Bilemiyorum sorunuza tam olarak cevap verebildim mi? Türkiye'deki gençlerden bahsetmeye gerek yok sanırım. İzleyiciler de, sizler de, ben de Türkiye'deki ortamı biliyoruz. Elbette ki Türkiye'deki gençliğin bulunduğu nokta belki daha iyi olabilir. Ortalamaya baktığımızda ortalama genç modelimiz belki bu bahsetmiş olduğumuz kültürel aşınma ya uğruyor diyebiliriz muhakkak. Ama ana vatanda olması gençlerimizin bir nebze korunmalarını sağlıyor diyebiliriz. Meselenin çok boyutlu tarafları var. O yüzden Türkiye kısmına çok fazla girmek istemiyorum. Evet. Hocam bizim muhayyelemizde Alman insanı daha soğuk, daha mesafeli bir konumda bulunuyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? İki ülke arasındaki insan etkileşimlerini kıyaslayabilir miyiz? Evet. Biraz önce sorulardan birisi ne hayal ettiniz, ne buldunuz demiştiniz ya. Mesela evet, bilgimiz ne? Söylemiş olduğun gibi Alman insanı soğuktur. Avrupa'daki en soğuk insan tipinden bahsediyoruz diyebiliriz. Doğru. Akdeniz insanının sıcaklığını, yakınlığını görmek pek mümkün değil. Yani İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar dahi daha sıcak. Akdeniz ikliminin getirmiş olduğu bir şey diyebiliriz buna muhakkak. Çünkü Almanya ve daha yukarıya doğru gittiğiniz zaman artık soğuk iklime doğru giriyorsunuz. Daha yukarıya çıktığınızda karlar, buzlar ülkesi söz konusu. İskandinav ülkeleri daha yukarılar. Evet, bu doğru bir yargı diyebiliriz. Günlük hayatta merhabalaşma yaygın. Mesela sokağınıza giderken komşunuz oturup sizle saatlerce ya da 5 dakika 3 dakika sohbet etmese bile merhabalaşıyor. Sizle zamanla sizi tanıdıkça ayaküstü sohbet etmeler artıyor. Bu hiç yok diyemem şimdi. Muhakkak komşular, sizi tanıyanlar, yakında yanınızda oturan insanlar sizinle merhabalaşıyor, konuşabiliyor. Ama
çok fazla ileriye gittiğini söylemek pek mümkün değil bunun. Özellikle çalışma ortamında insanlar %90 merhabalaşıyor. Ama o merhabanın ötesine gitmek biraz zor. Muhakkak o toplumun kendi kültürüne ait bir özellik kendisini kapalı tutmayı tercih ediyor. Sebebini anlamak biraz zor. Elbette ki asırların getirmiş olduğu bir birikim bu muhakkak. Yani Türk insanının sıcak kanlılığı, ne bileyim gördüğü yabancıya yakın davranması, yani sadece yabancıya değil, yani ecnebi anlamında yabancıya ve yerli tanımadığı yabancı insanlara karşı da sıcaklığı yani kıyaslanacak gibi değil burasıyla. Bunlarla ilgili bir sürü video, anlatım, sokak röportajı görmek, bulmak, kıyaslama bulmak mümkün. Hatta Almanların kendi yapmış olduğu şeyler de var, kıyaslamalar da var. Yani Türkiye ile Almanya arasında en temel farklardan birisi bu. Türkiye'de selam verdikten sonra bir insanın bütün yedi ceddini öğrenebilirsiniz sokakta, tanımadığınız bir insanın. Ama burada pek mümkün olan bir durum değil. Bundan sorunun bundan başka bir boyutu var mıydı? Şu an hatırlayamadım. Yok hocam, bunu sormuştum. Sosyal ortam, iki ülke arasındaki sosyal ortam. O başka bir soru da var mı, yoksa buna devam edeyim? Ekleyelim isterseniz hocam buraya da. Evet, sosyal ortam derken Almanya'da sosyal ortam canlı, fakat küçük şehirlerde özellikle akşam hava karardıktan sonra hayat ölüyor gibi diyebiliriz. Hayat artık bitiyor. Birçok işte iş yeri kapanıyor, kafeler kapanıyor. Bütünüyle değil ama insanları saat gece 10-11'de Türkiye'deki gibi caddelerde, kafelerde görmek pek mümkün değil. Derler ya işte Alman insanı erken yatıyor diye. Evet. Düzenli bir yatma alışkanlıkları var tabii ki çalışma saatlerine göre. Elbette ki ortalamadan bahsediyoruz. %100 hiçbir toplum böyle olmaz elbette ki. Ama bunların dışında sosyal ortam, imkanlar çok fazla. Biraz önce atıfta bulunmuştuk. Dernekleşme çok yaygın bir yaygın durumda Almanya'da. Her şeyle ilgili bir dernek bulabilirsiniz. Çok yaygın olan dernekler var. Mesela spor kulüpleri, spor dernekleri, futbol dernekleri. Spor dernekleri derken insanların üye olduğu, efendim orada spor aktiviteleri yapabildikleri yerler, her şeyi düşünebilirsiniz bununla ilgili. Futbol kulüpleri çok yaygın, çocuklarla ilgili, büyüklerle ilgili söylemiştim biraz önce. Dans kulüpleri gibi böyle bir sürü kulüp bulabilirsiniz. Ve insanlar üye olup aidat ödeyip buraların sunukları imkanlardan faydalanabiliyor. Bunun dışında piknik ve piknik kamp alanları, efendim yürüyüş yolları, Almanya çok yeşillikli bir bölge, ülke. Ormanları ciddi anlamda sanayi değere sahip, endüstri değere sahip bir ülke. Bu ormanların içerisinde bir sürü yürüyüş yolları, köstebek yolu gibi yürüyüş yolları yapmışlar. İnsanlar biliyorsunuz günlük hayatta spora çok değer veriyor, spor yapıyor, efendim sağlıklı yaşamaya çalışıyor. Bir sürü insanı koşu yaparken, yürüyüş yaparken, farklı bisiklet sürerken efendim görebilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda insanların bu ihtiyacını giderecek bir ortam söz konusu. Ya mesela havuzlar çok yaygın sosyal ortam anlamında, belki bunları söylemek mümkün. Açık kapalı havuzlar Türkiye ile kıyasladığımızda Türkiye'de bahsetmiş olduğumuz mesela dernekleşme olayı çok yaygın değil biliyorsunuz. Spor dernekleri var ama Almanya ile kıyaslanacak gibi değil. İnsanlar üye olma durumuyla buradaki insanların, Türkiye'deki insanların üye olma durumu derneklere birbirle kıyaslanmaz. Mümkün değil. Ama Türkiye'de sosyal hayatın gece yarısına kadar devam etmesiyle
efendim burada küçük şeylerde akşam olur olmaz bitmesi de çok farklı bir durum. İkisiyle kıyaslanmaz. Yine her toplum kendine göre farklı bir efendim sosyal ortam oluşturmuş. Kendi insanına bu imkanları sunarak insanların ihtiyacını gidermeye çalışmış. Sosyal ortamla ilgili bunları söylemek mümkün. Hocam, Almanlarla özdeşleşen disiplin kavramını Türk toplumuyla kıyaslayacak olursak bizden daha disiplinli oldukları doğru mu? Eğer böyleyse bunun altında yatan sebepler gözlemlediğiniz kadarıyla neler? Evet, bu da Almanlarla ilgili çok yaygın söylenen bir kanaattir, disiplinli oldukları. Doğru, çalışma ortamlarında, efendim okullarda gördüğümüz kadarıyla evet, bir disiplin söz konusu. Disiplinin tabii temelinde bir cezalandırma da söz konusu. Yani okulda ya da ne bileyim trafikte, iş yerinde yapmış olduğunuz bir yanlış varsa bunun sonucuna katlanacaksınız muhakkak. O disiplin insanları caydırabiliyor. Tabii disiplin derken sadece bu anlamda düşünmemek lazım. İşlerine bağlı, efendim çalışmayı seven ya da işini iyi yapan bir toplum olarak görmek mümkün ki böyle olmasa herhalde Avrupa'nın en önemli ekonomik gücü olmazdı. Yani birçok ülkenin bütçesi açık verirken Alman devletinin bütçesi açık vermiyor. Yani normal şartlardan bahsediyoruz. Ciddi anlamda bir çalışma disiplinli olduğunu söylemek mümkün. Mesela ben okullarda öğretmenlerin ellerinde telefon pek görmedim. Mesela gün içerisinde sınıf öğretmenler odasında oturuyor ama elinde telefon alıp böyle telefona bakan, gömülen pek öğretmen görmedim. Hatırlamıyorum yani. Dolayısıyla çantasını atıyor ya da dolabına koyuyor. Gerektiğinde bakıyor diyebiliriz ona. O da aslında yaptığı işe saygıyı gösteren bir durum. Yani kendisini bölecek bir şeye müsaade etmiyor. Onu söyleyebiliriz. Fabrikalardaki iş ortamını tabii çok fazla görmedim ama oradaki en azından duyduğum şeyler de buna benzer. Evet, şimdi bir söz vardır hatırlarsınız. Alman Türk gibi başla, Alman gibi bitir diye. Bizler de evet bir işe sarılma, başlama önemli bir efendim haslet, özellik diyebiliriz ama işin sonunu getirememe gibi bir özelliğimiz var. İnşallah bu özelliğimiz bir an önce kaybolur. Yani işi gevşetme, bir şeye güzelce başlayıp güzelce bitirememe gibi bir alışkanlık elbette ki insanın ayağına takoz olacak bir alışkanlık. Bu alışkanlıktan uzak durmak gerekiyor. Elbette ki disiplinin olduğu yerde kalkınma da olur, efendim refah da olur, her şey olur. Bunu sağlamak gerekiyor. Yani ucu açık bir yaşama şekli, biraz önce bahsettik, gece yarılarına kadar kafelerde, şurada burada gençliğimizin oturması, zamanını orada geçirmesi, bunun ne onlara bir faydası var, ne ülkemize bir faydası var. Efendim gençliğimiz kendisini yetiştirecek ki ülkemizi daha iyi yerlere taşıyabilsin. Buna ihtiyacımız var. Bunu sağlamanın yollarını aramak zorundayız diye düşünüyorum. Bu disiplinin altında yatan sebepler tabii nelerdir? Bunu benim tespit edebilmem zor ama şunu söyleyebilirim. Almanya'da belirlenmiş kurallar var. İşte toplumda insanların o kurallara uyması söz konusu. Bir de şu var aslında, insanların çoğunluğu bir kurala uyuyorsa siz de kendinizi uymak zorunda hissediyorsunuz. Ama insanların çoğunluğu bir şeye uymuyorsa siz de sürü psikolojisinin getirmiş olduğu rahatlıkla yanlış olduğunu bilseniz de yapmıyorsunuz. Dolayısıyla yani aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela buraya ilk geldiğinde Türkiye'de araç kullanan bir sürücü olarak Türkiye'nin
trafiği, tabii her şehrin kendine göre bir trafik anlayışı, kuralları var, öyle diyelim artık. Kurallar bütün ama her şehrin de kendine göre bir kural anlayışı var. Ya Türkiye'de araç kullanmak, elbette ki oraya alışmak, sonra gelip Almanya'da araç kullanmaya çalışmak biraz daha ilk kitapta sizi zorluyor. Dolayısıyla Türkiye'de yapmış olduğunuz bir şeyi burada yapamayacağınızı ya da burada yapmış olduğunuz bir şeyi Türkiye'de yapamayacağınızı fark ediyorsunuz. Yani çok fazla, mesela hızla ilgili örnek verebilirim. Mesela bir şehre, bir köye girerken hızınızı düşürmek zorundasınız, değil mi? Akıl mantık bunu gerektirir. Niye? Yani herhangi bir canlı çıkabilir. İnsandır, hayvandır ve benzeri. Yani herhangi bir kaza olmasın diye hızınızı düşürür. Ona göre geçersiniz. Türkiye'de kuraldır. Şehrin içinden geçerken 50'le geçmeniz gerekir. Ama bunu yapabilmek çok zor Türkiye'de. Siz yapmaya çalıştığınız zaman arkanızdaki araç sizi o kadar sıkıştırıyor ki, ya niye yavaş gidiyorsunuz, hızlı gitsene diye size mesaj gönderiyor. Dolayısıyla bunu uygulamak çok zor. Yani başkası yapmadığı zaman sizin uygulamış olduğunuz kuralın çok da bir anlamı kalmıyor. Efendim, farklı bir sorun ortaya çıkıyor. Mesela yaya geçidiyle ilgili bir örnek vereyim. Ben Adana'da geçen ya da evvelki yaz yaya geçidinden geçmek isteyen yaylara efendim geçiş hakkı üstünlük onlarda vermek istedim ama solumdan gelen aracın o kadar hızlı geldiğini fark edince vazgeçtim bu durumdan. Çünkü Allah korusun başka bir kazaya sebep olacaktı benim iyi niyetim. Dolayısıyla burada uygulayabildiğiniz, rahatlıkla uygulayabildiğiniz bir efendim kuralı başka bir yerde uygulayamayabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir sorun ortaya çıkarıyor. Yani bunları söyleyebilirim bu soruyla ilgili. Hocam peki Almanya'ya beraber savaşa girip beraber yenilmemize rağmen onların bizden tırnak içinde daha ileride olmasını nasıl açıklarsın? Evet, bu yıllardır cevabını aradığımız ama bir türlü bulamadığımız bir soru diyelim. Elbette ki cevabı var, yok değil işin esprisi. Ama çok derin bir konu, çok geniş bir konu. Kısaca kendi efendim bildiklerimi, gözlemlediklerimi söyleyebilirim. Şimdi Almanya biliyorsunuz 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan bir ülke. Öncesinde küçük krallıklar var Almanya'da. Günümüzde onların devamı olan eyaletler var. Federal bir ülke yani Almanya. Bunun getirdiği olumlu taraflar var, olumsuz taraflar var. 1870 yılında siyasi birliğini tamamladığında Almanya olumsuz tarafı neydi? Siyasi birliğini geç tamamladı. Efendim, dünyadaki Almanya için olumsuz tarafını söylüyorum tabii ki. Dünyadaki koloni yarışına, efendim kalkınma yarışına geç başladı. Kendisine sömürge bulamadı Almanya kendisi açısından. Ve belki iki dünya savaşının çıkmasının temel sebeplerinden birisi, en temel sebebi buydu. Koloni paylaşımı, dünyayı paylaşmak, Almanya'nın buradan pay istemesi. Dolayısıyla bu Almanya için olumsuz bir taraftı. Diğer taraftan olumlu taraf ne? Mesela krallıklar olması şu demek: her krallıkta eğitim kalitesine sahip. Mesela bizim yaşadığımız şehrin hemen yanında 10 kilometre ötemizde bir Tübingen diye bir şehir var. Üniversite şehri mesela. Çok köklü bir üniversitesi var. Şehrin nüfusu 100 bin. Devasa bir nüfusa sahip değil şehir. Küçük bir şehir ama tarihi bir şehir. Çok köklü bir üniversitesi var. Efendim birçok eyalette böyle köklü üniversiteler var. Bu üniversitelerin ortaya çıkarmış olduğu bir efendim bilim, yetişmiş insan gücü eskiden beri söz konusu. Yani diyelim ki Türkiye'de en iyi üniversite mezunları diyelim ki A üniversitesindense, o A üniversitesi de B şehrindeyse herkes orada yetişmiyor. Yetişiyor Türkiye'de ama Almanya öyle değil.
Almanya'nın her tarafında iyi üniversiteler var ve o üniversitelerin her birinden iyi mühendisler, iyi doktorlar yetişiyor. Bu insanların efendim belki 200, belki 300 yıl Almanya'ya kattıkları, krallıklara kattıkları söz konusu. Bilimin gelişmesine kattıkları söz konusu. Siyasi birliğini tamamlamış olduğunda Almanya böyle bir insan gücü söz konusu. Hızlı bir kalkınma hamlesine başlıyor. Efendim çalışkan bir toplum. Dolayısıyla farklı yatırımlar dünyanın değişik yerlerine işte o dönemdeki devletimiz Osmanlı Devleti'ne yatırımlar söz konusu biliyorsunuz. Alman şirketlerinin. Dolayısıyla bu hamle 1910'lara geldiğimizde ciddi bir kalkınmış Almanya'yı doğuruyor. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda evet Almanya'nın içerisinde bulunduğu grupla birlikte biz de tırnak içerisinde yenik sayılınca öyle diyelim artık Almanya tamamen yıkılmış olmasa da o imparatorluk yıkılmış oluyor. Elindeki birçok toprak gidiyor. Efendim küçülen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Türkiye gibi. Tabii Almanya o yenilmenin neticesinde bıkmıyor, usanmıyor, devam ediyor kalkınmaya. O süreçleri biliyorsunuz, oraları geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılıyor. Almanya'nın bombalanmayan bir tek kenti var. Kültür efendim Bahşehri diyebileceğimiz bir tek kenti. Onun dışında her yer yıkılmış. Fabrikalar, şehirler, binalar. Böylesi bir ortam söz konusu ama yıkılmayan bir şey var. Nedir o? Birikim var. Efendim bir para yok ama bir sanayi bilgi birikimi söz konusu. Bilim var. İnsanların zihninde bu var. Dolayısıyla onu tekrar hizmete sunmak çok zor değil. Türkiye'deki temel mesele böyle bir birikimin olmamasıydı. Osmanlı'nın yıkıldığı dönemi hatırlayalım. Yetişmiş elemanları vardı diyelim. Lise mezunları, üniversite mezunları. Onların da çoğunluğu işte Çanakkale Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde şehit oldu. Cumhuriyeti kurduğumuzda elimizde bir avuç insan var. Erkek yok, okumuş insan hiç yok neredeyse. Toplumun yanlış hatırlamıyorsam %10'u okuma yazma biliyordu. Böyle bir ortamdaydık. Böyle bir ortamdan Cumhuriyet'in efendim tekrardan yeni bir toplum üretme projesi öyle diyelim. Üretme projesi yeni bir aydın toplum üretme projesi ve ortaya konulan eğitim çalışmalarıyla bir noktaya gelindi. Ama o da yeterli olmadı. Yani oralara tabii çok ayrıntısına girmek istemiyorum. O dönemlerin eğitimle ilgili ayrıntılarına çok girmek istemiyorum. Yani böyle kıyaslama yaptığımızda elimizde bizim şu an belki biriktirebilmiş olduğumuz bir netice var ama Almanya bu birikime 100 yıl önce sahipti. 1945'ten sonra da sahipti. Dolayısıyla kökü olan ama gövdesi olmayan bir ağaç tekrardan bir fışkın verebilir. Tekrar ağaç olabilir. Çok kolay ağaç olabilir. Kısa sürede. Ama kökü zayıf olan bir bitkinin büyük bir ağaca dönüşmesi uzun zaman isteyen bir şeydir. Yani çok basit bir kıyaslamayla somutlaştırabiliriz bu durumu. Elbette ki günümüzde artık eskisi gibi bir bilimsel ya da sanayi ortamı söz konusu değil. Küreselleşmenin getirmiş olduğu şeyle birlikte bilgiye ulaşmak efendim kolay ama bilgiyle kendini donatıp o disipline sahip olarak efendim üretime geçmek, ekonomiyi canlandırmak, ülkeye kalkınmak çok kolay değil. Ne diyelim? İnşallah bir an önce o
eşiği aşarız, güçlü bir ülke oluruz. Onu mu ediyoruz? Hocam, bizim soracağımız sorular bu kadardı. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Son sözü de sizden almak isteriz, eklemek veya söylemek isteyeceğiniz bir şey varsa. Buyurun. Diğer arkadaşların soracağı bir şey yoksa tamam. Çok teşekkür ederim bana böyle bir imkanı sunduğunuz için. Umarım düşündüğünüz şekilde bir söyleşi gerçekleştirebilmişizdir. Dilimiz döndüğünce bir şey anlatmaya çalıştık. Sizleri kutluyorum. Güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Daha da verimli olacağını düşünüyorum yaptığınız çalışmaların. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam biz teşekkür ederiz.